Uşak Hakkı Kabak'tan anaokulunda okuyorum. F şubesi. Size şu anda kitap okuyan ayı masalını anlatacağım. Bil varmış, bil yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzak diyarlarda bir orman varmış. Bu ormanın içinde bir ayı yaşamış. Ayı dağda ormanda gezer. Armudu balı sezer, et bulur, ot bulur, yutar hapır hapır. Bizim tantanacık yemez mi cabır cabır? Ayı ormanda geze dursun, bir de bu ülkenin bir padişahı varmış. Adamın biri günlerden bir gün padişaha karşı büyük bir suç işlemiş. Padişah da o adamın yanına çağırtarak, senin suçunu bir şart da affederim. Ya hayvanlardan birine kitap okumayı öğretecek ve bunu bana göstereceksin ya da bu diyardan gideceksin. Bu sözünü işiten adam kala kala düşünmeye başlamış. Sonunda ormana gidip bizim tantanacığı yakalayarak evine getirmiş. Ayının her karnı acıktığında bir kitabı sayfalarına yerleştirdi armutları. Yemek için kitabın sayfalarını teker teker açmak zorunda kalmış. Günler haftaları, haftalar aylalı kovalamış. Adamın da ayağa kadar çıkmışlar yola. Az gitmişler, uz gitmişler. Dele tepe, düz gitmişler. Altı ay bir, düz gitmişler. Sonunda padişah sarayına varmışlar. Padişah merakla bekleyen halkın huzurunda adamı yanına çağırmış. Adamı süzmüş. Şartımı yerine getirdin mi diye sormuş. Adam da getirdim efendim diye cevap vermiş. Ayı padişahın huzuruna getirerek önüne bir kitap koymuş. Sayfaların arasında armudu zanneden ayı armudu bulamadıkça hımıldana hımıldana kitabın sayfalarını teker teker açmış. Ağzı bir karış açık kalan padişah adama dönerek bu ne yapıyor diye sormuş. Adam da padişahım ayı kendine kitap okumayı öyle vermiş ki kendinden ne yaptığını bile bilmiyor demiş. Padişah ayının haline gülmüş. Adama da acımış ve onu affetmiş. Cezadan kurtulan adam da tonton ayıcıya bir sepet armut verip onu ormana bırakmış. Ayı oldu mutlu mesut hayata devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Elmalardan biri masalın anlatının başına, biri masal dinleyenin başına, biri de masal kahramanının başına. Lerin baletinden Anadolu.